Hadi Spotify listelerinden başlayalım. Genelden izlediğimiz şeylerden başlıyoruz. Olur. Çünkü burada biraz Onur Erdem'in çünkü şarkıyla olan, müzik endüstrisiyle olan ilişkisi malum. O yüzden çok yoğun bir... Ben bu sene kendimi Türkiye'ye adadım. Başlayalım hocam. Neyden başlayalım? İşte senin bahsetmek istediğin Spotify 2022 Wrapped. Henüz bunu Instagram'dan paylaşacak kadar cesur olamadım ama buradan paylaşmış olayım. Evet. Yani bu arada anlatacaklarım arasında gocunduğum herhangi bir şey yok. Açık ve net söyleyeyim baştan da sonra sıkıntı olmasın. Daha önce bu podcast dahilinde sanırım adlarını zikrettiğim Zek grubu. ZACK isimli grup. Dur, ben de Bun Bak isimli şarkısını özellikle de 1 Haziran 2022'de en çok dinlemişim. En çok dinlediğim şarkı bu olmuş benim. O hangi gün en çok dinlediğin yazıyor mu hocam? Yazıyor. Sen o screenshot almadın mı? Ben sana aldırdım, screenshot da var. Onur bana screenshotlar aldırdı. Evet, dinliyorum. Evet, çünkü güzel. Yaşlısın ve kullanmayı bilmiyorsun. Devam ediyorum. Evet. İkinci sırada Evdeki Saat'ten Rüyadasın dinlemişim. Ki güzel. Bunu da önermiştim. Güzel galiba şarkı. Zaten 5 şarkı falan dinliyorum. Burada da aynılarını söylediğime göre. Üçüncü sırada Güneş hanımefendinin, müthiş bir sanatçı, açık ve net söylüyorum. Burada da konuştuk. Yükselen değer. Bunu da mı konuştuk? Güneşten bahsettik. Güzel. Ben tek program daha yapar çıkar gidelim buradan. Aslında 2022'nin güzel bir şey yansıması yani biz daha önce bahsettiklerimiz çıkıyor. Demek ki gerçekten dinlediklerini söylemişsin. Hava atmak için söylememişsin. Evet. Evet. Bir sağlama yapmış olduk. Evet, yani hava yapmak için söylesem. Kaç dakikaymış bu arada hocam? Ben şimdi dakikayı da aldırdım bana. Bende yok dakika. Nasıl yok ya? Almadın mı? Almamışım. Onunla insanlar hava atıyorlar, şu kadar dinledim hocam. O insanların... Bana tuhaf geliyor onlar. Neyse söylemeyeyim şimdi. Evet, yani o kadar zaman olmuyor ya. Dördüncü sırada bir nostaljim var. Onu da önerdim, Allah kahretsin. Nilüfer Örer, Mevsim Bahar, onu da önermiştim. Ki onu da çaldın hatta. Çaldım. Aynen, onu da dinliyorum. Güzel. Çok tek taraflı bir insanım. Simge'den de Aşkın Olayım. 5 numarada. Bunu Londra Merkez'de ben önermiştim. Bir tribün bestesi yapılması lazım bu şarkının diye. Sonradan Beşiktaşlar sağ olsunlar sahiplendiler. Kesin benden dinlemişlerdir. O dönem çok dinlemiştim. Odaklanmak için. Böyle. En çok dinlediğim artistlerin arasında da bu saydığım isimlerle beraber bir de Interpol var. Yani Simge ile Interpol aynı listede şu anda ilk 5'te. Bence çok seslilik, çok çeşitlilik önemli. Bence hoş bir şey bu. Dağılım seninki. Evet, teşekkür ederim. Yani şeyle sınırlı, kendini sınırlamamışsın, limitlememişsin. Dalga geçme burada, gerçekten söylüyorum. Burada biraz bazen... Zaten dalga geçseydin şu anda o sanatçılara yani... laf etmiş olurdun ve seni utandırmak zorunda kalırdım ben de. Genelde yaptığın şey evet. Dinliyoruz. Evet. Neyi bitti dinliyoruz? Bitti mi? Bu kadar işte. Neyse. Your top artist. O bitti mi? Şimdi Caner'in listesinde şöyle açıklayayım arkadaşlar. Biraz önce şey dedi. Hani burada söylediklerine gerçekte dinlediklerin aynı demek ki dedi ya. Evde Spotify yatarken açık mı bırakılıyor bazı albümlerde? Sırf bu listeler gözetilerek diye de merak ediyorum. Çünkü biraz önce konuştuğumda şöyle bir ifadede bulundu Caner. Dalin çocuk şampuan reklamı en çok ben dinliyorum. Ben değil. Pars dinliyor hocam. Tamam yani tabii de Pars dinliyor da Pars'ın bir Spotify hesabı yoktur diye tahmin ediyorum. Şimdi Gülşah'ın genelde eşimin daha çok Spotify hesabını kullandığımız için işte banyoydu, dinlemeydi, uykuydu bilmem ne. Ama bir ön alındı. Bu liste açılmadan önce Dalin çıkabilir gibi bir ön alındı. Çok komik bir hikaye anlatacağım. Anlat. Ya bana göre komik çünkü tabii oğlumla ilgili birçok şey anne babalara klasik biliyorsun. Komik gelir, başkalarına gelmez. Neyse. Bu 29 Ekim'de bizim tam ev caddeye yakın olduğu için acayip böyle o... Kortej. Kortej'i gördü Pars işte müzikle. Ama sürekli galiba öğlen 1'de başlandı. Akşam 11'e kadar sürekli şey çalıyor. 10. Yıl Marşı. Kerem Doğulu. Sürekli ama şey gibi hani bitiyor başlıyor. Pars da abi sürekli o şarkıya takıldı abi. Adamın en çok açıyor sürekli Spotify'dan 10. Yıl Marşı açıyor evde. Gurur duyman lazım. Evde ulusalcı bir çocuk var gibi geziyor. Gurur duyman sürekli. Lazım. Pars doğru yoldasın koçum benim, helal olsun. Devam yani et. İnanılmaz. En çok çoço kelimesini kullanıyor. Öğrenmiş onu bir de. Gülşah'la bir şey öğrenmiş mi? Yani şöyle. Sen söylüyorsun ama sadece çoçoyu. Ya evde çok kullanmıyorum ama genelde ofiste kullanıyorum. Çoço'yu senden başka kullanan ben kimse görmedim ve duymadım da. İşte Orkun bana dönüşünde çoço diyor. Ben ona çoço Pars diyorum. Kimden duyuyor abi? Bilmiyorum. Yani telefonda konuşurken çoço diyorsun herkese. Bravo, aynen öyle. Bravo. Neyse. Çocuk gelişimine katkı. Evet, çocuk 10. Yıl Marşı'nda çoçoyu kapmış durumda. Çok iyi eğitiyoruz gerçekten. Velhasıl o listede. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Ne? Buradan görmeyenler varsa. Yapma. İnanılmaz saçları var çocuğun. Şimdi tövbe nazar değmesin. Çok iyi saçları var. Premium çocuk, her zaman söylüyorum. Hemen listeye dönüyorum. Üst düzey çocuk. Your Top Songs. Kesinlikle yanlış okudum. Arcade Fire'den 2 şarkı var. Nedense takılmışım bu albüme çok. Unconditional 2 Race and Religion. Burada özellikle Peter Gabriel ismi beni çok çekti, ben biliyorsun. Aslında. Yap şovunu kral, yap. Hemen yapıyorum. Yap şovunu, bize sonra Simge çıktı, yap şovunu. V şarkısını sevmişim. Tamam. Bu arada maalesef Will Butler'la da ilgili bir şeyler çıktı değil mi ya? Bu... Ney? Taciz muhabbetlerinde bir şeyler çıktı değil mi haberler, yanlış hatırlamıyorum. Will Butler'la ilgili. Yo. Arcade Fire'ın lideri. Çıktı mı ya? Sanki öyle bir şey hatırlıyorum. Baba ben basket oynuyor diye biliyorum sadece. O ayrı. Müzik dışında. Böyle sapıklıkları yok diye biliyorum ama bilemedim. İnşallah yalan haberdir. Neyse. Agar Agar burada konuşmuştuk bak. You are higher. High çok çıktı. Supertramp biliyorsun 80'ler 70'ler severiz. Çok severiz. School çok iyi şarkıdır. Bir de PJ Harvey'den The Garden hocam. Yani bakar mısın yani? Ben tekrar soruyorum. Nasıl bir çok yönlülük, nasıl bir çok çeşit? Ben tekrar soruyorum. Spotify listesinde sene sonunda gözüksün diye yatmadan açılan şarkılar mıdır? Albümler midir bunlar? Aa. Bilgisayardan sesi kapatıp... Aa. Ben suçlamada bulunmuyorum. Soru soruyorum. Bak en çok dinlenen şarkıda da Unconditional 2. Kaç dakika dinlemişsin? Ya az ya. 17.566. Oğlum ben bugün Spotify'da baktım. İnsanlar 25.000 dakika dinlemişler. Bölelim. Kaç dakika dedin? 17.556. 17.556. 566. Fark etmez canım. 10 dakikadan bir şey olmaz. Bölü 60. 292 saat. Bölü 24. 12 gün. Tamam makul, devam makul edebiliriz. Ya. 12 gün dinlenir. Makul. Hocam bir de neyi saymıştın sen? Karşılığında sayayım. Ha, Your Top Artist. Arcade Fire, Elbow çok severiz. Falls, Agar Agar ve Radiohead. Ya yap bak. Şovunu. Bu nasıl yap bir beşli? Ya bu beşli nasıl bir beşli? Yap şovunu yap. Yap. Seneye görürsün. Ben de yatarken açacağım albümleri. Hocam bak ne diyor? The Time Traveler'sın diyor. Explorations'ın diyor. Timelessness, Variety, Uniqueness. Ya inanılmaz ya, bu tanımlamalar tam bana uygun hocam. Böyle. Sen aklını yitirmiş bir adamsın şu anda. Benim gözümde. Ve top genre. Top genre rock. Hocam. Okan Bayülgen gibiydi. Rock dedin. Evet, bilerek işte eski Erkin Koray. Biraz önceki tavırlarla benziyordu. Devam edebiliriz. Yaşlılar öyle diyor. Rock, evet. Erkin Koray, ben ve... Okan Bayülgen. Okan Bayülgen. Sen en genç yaşlısın. Öyle de öyle. Başka bu arada bunların dışında bu aralar dinlediğin, tavsiye etmek istediğin bir şey var mı? Demin gene... Yok Caner, ne tavsiye edeyim? Uzi muzi önereceğim ben yani senin listeden sonra. Hayır oğlum, senin bu Türk yeni çıkan figürler... Even Though You Are With Another Girl. Trentemøller. Ha, Trentemøller, evet. Trentemøller, Even Though You Are With Another Girl şarkısını öneririm. Onun dışında ne dinlemişim? The Rochas. Hammond Song. Güzel. Onu öneririm. Ondan sonra Cima... Bakıyorum. White Rabbit dinlemişim. Bir filmde falan gördüm herhalde tekrardan. Şey mi izledim bu aralar tekrar? White Rabbit birkaç filmde White daha... Rabbit'te bir yeni bir yerde izledim de denk geldi. Tekrar işte, tekrar dinledim sonra. Neyi de dinledim ya? Geçen sene Joker'de çok tekrar ünlendi. Yok bu... yeni bir şey de dinledim. Önceki sene. Dizide. Hangi dizide? Çok kullanılıyor zaten. Hatırlamadım. Olsun. Önemli değil. Zamansız, bayatlamayan şarkı. Çok bir tane şey önereceğim. Bu Even Though You Are With Another Girl şarkısı var ya. Trentemöller'in. Evet, bunun KEXP'de bir versiyonu var. Onun da kayıtları çok güzel oluyor gerçekten. Aynen. Ama söyleyen kişi sadece orada söylüyor. Yani Spotify'da bu versiyonu yok. İsmi söylemem lazım. Sabah Elif'e yolladım. Açmam lazım. Evet, açtım. Maria'ydı kadının adı da neydi? Dur bakayım şimdi söylüyorum. Bir saniye, gelmek üzereyim. Buldum. Marie Fisker. Marie Fisker. Bu önerim. 140.000 kez dinlenmiş. Güzel. 2011'de yüklenmiş bir video. Trentemøller, Even Though You Are With Another Girl, Live on KEXP. Böyle versiyonunu dinleyebilirsiniz. Bazı şarkının Trentemøller dokunuşlu versiyonu. Vadelsizler, Workshop. Bravo abi. Yani çok güzel oluyor gerçekten. Onu çok gençlik zamanlarımızda, talihsiz dönemlerimizde dinledik o şarkıyı. Niye talihsiz? Hareketli dönemlerimizde. Niye talihsiz? Hareketliydik. Çok sevdiğiniz müzisyen önerim. Senin de çok sevdiğini biliyorum. Kim? Belki Elif de dinlemiştir ve seviyordur. Jim James. Jim James. Çok iyidir. Çok iyidir, çok severiz. Bak harika oldu. Bütün şarkını tavsiye ederiz. Vereyim yani. Hemen. Bende like'lı neleri var Jim abinin. A New Life. State of the Art. Bunlar benim like'lı şarkılarımmış. State of the Art gerçekten olağanüstü. Here in Spirit de var bak. In the Moment, bunlar da şahane şarkılar. Jim James. Bunu abi duyamadık, anlayamadık, o neydi diye sormanıza da gerek yok. Jim James. Oğlum çok da anonim bir isim. Evet. James gibi Jim James. Ama... Sana bugün bir çocuk yazdı. Adı soyadı aynıydı çocuğun. Duran gibi. Kahraman. Gibi. Evet. Kahraman. Boğaziçi'nden değil mi arkadaşımız? Oğlum çocuğu niye şimdi burada? Oğlum şey... adını söyledin Caner. Allah Allah. Boğaziçi spor ödülleriyle ilgili bir şey için aramış çocuk. Evet. Yani. Sağ olsun, onlar bizden arada tavsiye alıyorlar ama kendi mesleğimizle ilgili olan alanlarda değil. Sporcu, takım, o tip yani spor alanları. Manipüle mi ediyorsun ödülleri? Hayır. Tamamen farklı spor insanlarından tavsiye olarak, tek ben değilim. Etmiyorum. Kim var? Nasıl kim var? Başka kim var? Var. Bizim ekipten de insanlara geliyorlar. Kim? Erman, Emre, İnan. Seneye sana da gelirler. Bilmiyorum. Bana vallahi kimse gelmedi. Bu sene de gelmişlerdir belki. Bilmiyorum. Bana kimse gelmedi. Böyle yani. Ben Boğaziçi'nin bir puanla kaçırmıştım. Ondan gelmiyorlar bana. Psikolojiyi ama. Senin psikoloji okuman iyi olurmuş ha. Çok iyi olurmuş. Yarardı dur, belki. Sana bir şarkıcı daha söyleyeceğim. Alexandra seviyor. Bayılırım. Burada konuşmuş muydum? Konuşmuştum. Ben hafıza kaybım oldu. Ben söylemiştim sana. Sen hemen üstüne yatmıştın ben de seviyorum diye. Sonra, bak 4 program sonra karşıma çıkarttın. Üstüne yattığını hissetmişim o yüzden. Sonra da geleceksin 5 program sonra diyeceksin ki Alexandra seviyor. Ben söylemiştim diyeceksin. Ben onu yapmam. Sen onu yaparsın. Onu burada çok yapan var. Kredi biliyorsun. İsim ver. Vermem. Lokantası var. Korkak bir adamsın. Lokantası var. Evet.